Herkese merhaba arkadaşlar. Bir ürün inceleme videosu ile karşınızdayım. Masamın üzeri gördüğünüz gibi dolu. Bu defa sizlerle birlikte kutulardan da anlayacağınız gibi Orange Pay'ı inceleyeceğiz. Özellikle Raspberry Pay'a hakim arkadaşlar ya da bunu bilen arkadaşlar kulak aşinalığı gelebilir. Orange Pay'ı da mutlaka duymuşsunuzdur arkadaşlar. Bütün bileşenlerimi masanın üzerine aldım ve gelin incelemeye başlayalım. Bütün bileşenleri çıkarttığımı söylemiştim. Bunu çıkartmamışız arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yerleştirdikten sonra isterseniz ürünün adaptörüyle başlayıp yavaş yavaş ürüne doğru geçiş sağlayacağım arkadaşlar. Ürünü tüm detaylarıyla incelemeye çalışacağız. Öncelikle kutu içeriğinden böyle bir adaptör çıkıyor arkadaşlar. Buna dikkat çekmek istiyorum çünkü bu tarz bir ürün aldığınızda besleme ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 5 volt 4 ampere kadar yani 20 wata kadar güç veriyormuş. Özellikle bu tür ürünlerde yük altında enerjinin düzgün verilememesi nedeniyle bazı problemler çıkabiliyor. Arkadaşlar besleme adaptörü oldukça geniş bir skalada çalışıyor. 100 volt ile 240 volt arasında kullanabiliyorsunuz. Ayrıca çıkışı ise Type-C arayüzüne sahip arkadaşlar. 5 volt üzerinden icabında cep telefonunuzu da şarj edebilirsiniz ancak cep telefonu şarjları artık daha farklı teknolojiler kullanıyor. Bu şekilde besleme adaptöründen bahsettik. Bunlardan bahsedeceğim. Onun öncesinde şöyle bir kutumuz var arkadaşlar. Hemen bu kutuyu da açmak istiyorum. Şuralardan açıyoruz. Kutu içeriğimizde arkadaşlar bir tane Şöyle alüminyum şık bir kasa geliyor. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada işlemcinin üzerine gelen kısım alüminyum ve doldurulmuş halde. Bu sayede işlemciden gelen sıcaklığın kasaya dağılması ve soğuması sağlanmış. Bu kasada alüminyum arkadaşlar. Bence küçük bir detay ancak işlemcinin soğutulması için oldukça güzel olmuş bu konuda yapan mühendisi tebrik etmek lazım arkadaşlar. Güzel düşünülmüş bir detay. Yani pasif ama etkili bir soğutma kasa üzerinde sağlanmış arkadaşlar. Gerçi ben kasayla kullanmayacağım. Belki kasayla bir proje yaparız. Bu şekilde bir kenara alıyorum. Hemen ana üniteye ve diğer küçük kutularıma geçmek istiyorum arkadaşlar. İyi güzel anlatıyorsun ama nedir bu Raspberry Pi ya da Orange Pie. Biz bununla ne yapacağız diyen arkadaşlar çıkabilir. Bunu daha önce kontrol etmiştim arkadaşlar. Bu yüzden bantlı gördüğünüz gibi. Bunu hemen açacağım. Bunun içerisinde bir MMC var arkadaşlar. 256 GB'lık bir MMC'miz var. Şu şekilde göstereyim. Bunu birazdan göstereceğim. Ana üniteyi üzerindeki yerine takarak kullanabiliyoruz. Ayrıca unutmadan hemen bundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu cihaza Windows 11'in ARM sürümünü de yüklemek mümkün arkadaşlar. Burada da bir Wi-Fi kartı var bu şekilde gözüküyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ana üniteyi de çıkararak devam edelim ve bunun ne olduğundan bahsedelim. Arkadaşlar bu ürün bir hepsi bir arada bilgisayar. Yani Raspberry Pi'yi bilenler zaten bu ürünü mutlaka duymuşlardır ya da Orange Pi nedir diye bahsedecek olursak arkadaşlar şu an elimde hepsi bir arada bir bilgisayar görüyorsunuz. İşte RAM'i, işlemcisi, hafızası yani hard diski hatta buna M2 SSD de takabiliyorsunuz arkadaşlar. Buralarda slotları mevcut. Wi-Fi'si hatta Ethernet 2 adet Ethernet portumuz var. HDMI portlarımız var. Gördüğünüz gibi burada USB çıkışımız var. Yine USB 3.0 çıkışımız var. Bir kızılötesi alıcımız var. Yine 3.5 milimetrelik bir ses çıkışımız var. Kısaca arkadaşlar hepsi bir arada bir bilgisayar. Yani bir bilgisayarda aradığınız her şeyi bu gördüğünüz kart üzerine entegre etmiş durumdalar. Burada da ana işlemcisini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu tıpkı bir Arduino gibi de kullanabiliyorsunuz. Buradaki Giriş çıkış portları üzerinden buradaki pinler üzerinden Kendi yazılımınızı hazırlayarak Bu cihazlar üzerinden Belirli işler yapabiliyorsunuz ya da bir ev otomasyon programını kullanabilirsiniz işte akıllı evliler gibi Uygulamalar için sunucu olarak kullanabilirsiniz ya da basit Web siteleri için bir server olarak bile Kullanabilirsiniz arkadaşlar Kısaca Cihazımız Ana hatlarıyla bu bu şekilde görüyorsunuz Yine buradan LCD bağlantısını görebilirsiniz arkadaşlar ve burada da bir dokunmatik bağlantısı var. Bunu da test edeceğiz. Burada bir SD kart girişimiz var. Kısacası hepsi bir arada mini bilgisayarımız küçük dev adam elimde şu anda görüyorsunuz. Arkadaşlar bu videomuzda ürünü çalıştırmayacağım. Bunun nedeni bu ürünle ikinci bir video daha çekerek bir proje yapacağım. Benim yapacak olduğum proje hazır arkadaşlar. Ancak sizlerin de fikirleri varsa bunları öğrenmek isterim. Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtirseniz hoşumuza gidenleri deneyebiliriz arkadaşlar. Ben projemde HDMI çıkışları üzerinden görüntü almayı düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ürünün 3 adet HDMI çıkışı ve 2 adet Ethernet portu mevcut. Bu arada beslemesi burada arkadaşlar. Buradaki Type-C girişi üzerinden ürünün beslemesini gerçekleştiriyoruz. Yine burada da bir Type-C çıkışı var arkadaşlar. Buradan da yine bir çıkış alabiliyorsunuz. Ancak besleme girişimiz burası arkadaşlar. Ürün oldukça şık, küçük ve hafif. Bu arada şöyle yakından üzerindeki çipleri de göstermek istiyorum. 2 adet RAM'i var. RAM'ler burada işlemciye yakın bir şekilde yerleştirilmiş durumda. Üzerindeki işlemcisi ise Rockchip'in RK3588 çipini kullanıyor. Bu çip üzerine daha önce Windows 11'in ARM sürümünü yükleyen arkadaşları görmüştüm. Açıkçası ben de denemek istiyorum. İlerleyen zamanlarda fırsatımız olursa bu cihaz üzerine Windows 11 kurup denemeyi daha doğrusu çalıştırmayı deneyebiliriz arkadaşlar. Burada küçük bir telaffuz hatası yaptık. Yani bu işlemcinin Windows 11'in ARM sürümünü desteklediğini görmüştüm. Açıkçası bunu deneyebilirim arkadaşlar. Şöyle arka tarafını da göstereceğim yakından. Yine burada çipler var arkadaşlar. Bunların ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Numaralarından bakmam lazım. Bizi burada en çok ilgilendiren microSD kart girişi. Hemen buradan microSD kart girişini görebilirsiniz. Yine cihazımızın giriş ve çıkışları da Buralarda arkadaşlar burada konumlandırılmış durumda. Tıpkı Arduino'da ya da Raspberry Pi'de olduğu gibi kendi yazılımlarınızı kullanarak buradaki giriş ve çıkışlar üzerinden diğer cihazları kontrol edebilirsiniz. Ya da işte ev otomasyon sistemlerinde ışığı açıp kapatmak, ışık şiddetini değiştirmek ya da buna benzer bazı bilgilerin cihaza aktarılmasını sağlamak için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Cihazımız ana şekliyle bu şekilde, bu arada bakın şurada fan için ekstra güç çıkışları konumlandırılmış durumda. Ürünün fiyatını merak edenler ya da e, ürünle ilgili diğer bilgileri ulaşmak isteyen arkadaşlar için videonun açıklamalar kısmında ürüne ait satın alma linkini bulabilirsiniz. Bu ürüne ait işletim sistemi olarak, şu an içerisinde bir işletim sistemi yok. Buna bir işletim sistemi yükleyerek kullanmaya başlayacağız. Ürünün kendi özel özelleştirilmiş bir işletim sistemi var. Orange Pi OS diye bir işletim sistemi var arkadaşlar. Açıklamalar kısmında sizin için ürünün internet sitesine ait bağlantıyı yine satın alma linklerinde paylaşmış olacağım. Hem fiyatını görebilirsiniz, hem de diğer işletim sistemlerini görebilirsiniz. Sadece ürünün internet sitesinde gösterilmeyen dediğim gibi bu işlemci üzerinde Windows 11'in ARM sürümünün çalıştığını gördüm. Bunu ben de denemek istiyorum açıkçası. Hani en azından deneyimlemek istiyorum. Bundan ilerleyen zaman içerisinde deneyeceğiz arkadaşlar. ürünümüz ana hattı da bu şekilde böyle çok uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bu arada Ubuntu ve diğer Linux sürümlerini de bu cihaz üzerinde kurup deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hatta Android'den çok önce Google'ın işletim sistemi vardı arkadaşlar. Bazıları hatırlayabilir. Geos adı altında böyle Android'den çok daha eski zamanlara dayanan. Onu da belki deneyebiliriz. Bu cihaz üzerinde böylece inceleme videomuzu tamamlamış oluyoruz. Şu an ürünü donanımsal olarak şöyle yapısal olarak incelemiş olduk. Bir sonraki videomuzda bu ürünle bir proje gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi benden denememi istediğiniz fikirleriniz varsa videonun yorumlarında bahsedebilirsiniz. Yine ürünün fiyatını ve diğer donanım özelliklerini ben çok fazla detaya girmedim ama merak edenler varsa yine satın alma linklerine tıklayarak arkadaşlar hem ürünün fiyatını hem de donanım özelliklerini görebilir. Bir sonraki projemiz ve inceleme videomuzda görüşünceye değin. Şimdilik hoşçakalın.